Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapmış olduğum bir alışveriş paylaşacağım. Bu alışveriş ağırlıklı olarak yılbaşı indiriminden aldıklarım. Lakin önceden ufak birkaç parça aldığım malzeme vardı. Bu arada umarım gözlüklerim parlamaz. Lenslerimi takmadan hemen videonun başına oturdum çünkü. Daha önce aldığım birkaç parçayı da bu alışveriş, yılbaşı alışverişimi birleştirip sizlere sunmak istedim. Umarım keyifli seyredersiniz diyorum ve hemen başlıyorum. Öncelikle sevgili oğlumun, kalk anneciğim sen de. Kalk bir göster kendini ablalarına. Öncelikle bir tanecik oğlum bana bir tane hediye aldı. Hem de çok güzel bir, ne aldın anneciğim? Ruj. Ruj aldı. Rujumuz Essence'den. Markası, modeli var mıdır? Numarası. Evet. 07 Natural Beauty isimli bir ruj. Ne renk anneciğim bu bir tane? Pembe. Evet, pembe. Çok tatlı bir pembe. Onun için oğluma çok teşekkür ediyorum. Değil mi kuzucuğum? Fiyatına bak. Fiyatına da bakayım. Hemen bakayım fiyatına da. Kaçmış anneciğim? Evet, bunu yapmış. Arkadaşlar fiyatı da 8,5 lira. Ve daha sonra bir market alışverişine gitmiştik. Akyurt'ta yanılmıyorsam. Orada işte belli bir limiti geçince şu el kremi, birkaç alternatif vardı. 5 lira mıydı? 4 lira, 5 lira gibi bir fiyata geliyordu. Ben de Arconem ince özleri katın 24 kompleks diyor. Tabii katınla kompleks İngilizce okuyup 24 Türkçe okumak ne kadar hazin bir şeydir. Dediğim gibi el, yüz ve vücut kremiymiş. Bir A101 gezmesi esnasında edindiğim telaffuzu çok zor olan bir ürün var. Otur anneciğim şimdi sen. Otur bir tane. Bakalım nasıl okuyacağım. Le Petit Marseillaise. Le Petit Marseillaise. Her neyse. Ekstra yumuşak sütlü banyo ve duş jeli. Nemlendirir ve besler diyor. Ne kadarlık? 250 ml'lik bir duş jeli. Ben süt kokusunu aslında rahatsız olmuyorum yani. Çok bayıldığım bir kokudur da mutlaka ararım diye bir şey de yok. Ama işte gelen alternatiflerin arasından bunu beğenip bunu aldım, denemek istedim. Hemen ardından duş jeli de bu arada ne kadardı? 4,95'ti. Ve aynı markanın La Petite Marseillaise. Çok kötü okuyorum biliyorum. Dudak bakım besleyicisini aldım. Kuru dudaklar içinmiş. Bu shea butter'lı tatlı badem ve argan yağı varmış içinde. Bir de bunu aldım. Bunun fiyatı da 5,95'ti. Ve yine bir Akyurt ziyaretim esnasında şampuanı da almıştım. Bu defne ve sarımsaklı şampuanı almıştım. Hunca Care'ın. Şimdi de aynı markanın defne ve sarımsaklı saç kremini aldım. Bunun fiyatı da 7,95'ti. Ve önceden aldıklarım bu kadar. Şimdi sıra geliyor yılbaşı alışverişlerinden aldıklarıma. Daha biliyorsunuz gratis. Yani ben bu videoyu çekerken gratis. Şu an yılbaşı indirimine başlamadı. Migros'ta falan da yılbaşı indirim yoktu yanılmıyorsam. Onlardan da bir şeyler alırsam ikinci video olarak eklerim artık. Evet, öncelikle yine A101'e gittim. Yılbaşı haftasından şöyle çok güzel bir kupa aldım. Bunun üzerinde motora binmiş bir çift var. Kar yağıyor falan filan. Şöyle güzel, irice bir kupa. Biz çay içmeye kahveden biraz soğuduk. Ama çay içmeyi inanılmaz derece çok seven bir çiftiz. Eşimle onun için çok fazla kullanıyoruz. Golden Rose ürünleri biliyorsunuz sık sık A101'e geliyor. Biliyorsunuz bilmiyorum ama sürekli A101'e geliyor. Ben farlarından almışım bir adet far paletinden. Kahverengi tonlarında olan yine. Bir de gri tonlarında olan vardı. Ondan pek tercih etmedim. Her neyse bu sefer de boş geçmedim. Bu Golden Rose'un roll-on lipstiklerini, lip glosslarından pardon aldım. Fruit aroma demiş. Bu portakallı aromaya sahip bir lip gloss. Yılbaşı, seramik yılbaşı kupasının fiyatı 2,95'ti. Ve Golden Rose parlatıcının fiyatı da 2,25'ti efendim. Sonra oluşuma şöyle bir su kapı, su matarası aldım. Bundan ben spor yaparken morundan kullanıyorum ve onu kullanmayı çok seviyordu. Oluşuma da mavisini aldım. Ama tabii ki hemen vermeyeceğim. Yılbaşı ağacımızın altına koyacağız. Ve bu su matarası da 4,95. Şimdi bunları niye gösteriyorsun diye tabii ki sorabilirsiniz. Ama ne bileyim, almışken işte hepsini sepetten çıkartıyorum yani. Ve şöyle kar spreylerinden gelmişti. Oğlumla eğleneceğimizi düşündüm. Ağacımızı süslerken onu böyle kar sıçratarak eğlenebileceğimizi düşündüm. Ve hemen sepetime bir adet attım. Bu kar spreyinin de fiyatı 3,5 lira. Ve alışverişime hemen Migros'a ekliyorum. Migros'ta böyle işte ağaç süsleri falan filan kozmetikte indirim yoktu yanılmıyorsam ama işte böyle ıvır zıvır dekorasyon ürünlerinde vardı. Şöyle bir adet mumluk aldım. Bunu fotoğraf çekerken falan da güzel görünür diye düşündüm. Güzel bir mumluk. Bunun fiyatı da 7,90. Ve
Hemen Rossmann'a gittim. Şöyle Rossmann'a iki tane poşetim var. Rossmann'ın temizlik malzemelerini denemeyi çok istiyordum. Bir tane işte şöyle, ne bu? Klozet. Tuvalet koku jelinden aldım. Bir tane de aynı ürünün limonlusunun işte banyo temizleyicisinden aldım. Ve bir tane şunların paketine falan bayılıyordum gelip geçtikçe. Ve en sonunda aldım. Bunlar indirimdeydi yanılmıyorsam. Wellness and Beauty'nin peelingi, vücut peelingi. Bu nelisiymiş arkadaşlar? Yazıları da silmiş. Deniz tuzu yağ peelingiymiş. Hemen 300 gramlık bir ürün diyorum ve fiyatına bakıyorum. 9.79'da bu peelingin fiyatıydı. Hemen devam ediyorum. Şöyle bir krem aldım. Baby Dream markasının dış etkenlerden koruyucu kremi. Bunun soğuğa karşı falan da koruyucu olduğunu yazıyordu. 75 ml'lik bir ürün. O oluşuma dışarıya çıkarken özellikle sürürüz. Soğuktan hem cildi çok fazla kuruyor hem de soğuktan kurursa ne mutlu bize. Bu arada tuvalet kokusunun fiyatı 3.99, tuvalet temizleyicisinin fiyatı da, banyo temizleyicisinin fiyatı da 4.99. Baby Dream Cream'in fiyatı da 4.99. Sonra Isana markasına ait bir adet dudak nemlendiricisi aldım. Bu su içerikli. Isana dudak bakımı 4.8 gram hidro demiş. Hidro. İçerisindeki özel koruyucu maddeler kurumuş. Yani su içerikli bir dudak nemlendiricisi aldım. Bu dudak nemlendiricisinin fiyatı da 2.99. Ve bir diğer dudak ürünüm de Maybelline Baby Lips'lerden aldım. Bu Electro serisinin uzun zamandır fiyatının düşmesini bekliyordum. İndirime girer diye umuyordum. Herhangi bir yerde indirime rastlamamıştım ama Rossmann'a girdim. Ve Rossmann'da indirimde olduğunu görünce hemen sepetime attım. 4.19'muş fiyatı. Strike a Rose olanı, pembe olanından bir adet almış bulunuyorum. Aldığım bir başka ürün de Isana'nın aftershave balsamlarından. Bahsedeceğim kanalı muhtemelen hepiniz izliyorsunuz. Nikki Tutorials kanalında Nivea'nın balsamını, aftershave balsamıyla baz olarak uyguladım ve bundan çok memnun kaldığını söylemişti. Ben de Nivea'nınkini aldım. Çok memnun muyum bilmiyorum ama indirimde görünce bu Isana'nınkini de alıp denemek istedim. Ben kullanmazsam nasıl olsa eşim kullanır diye düşündüm. Bunun fiyatı da 5.99 ama o Nivea'nın fiyatı çok pahalı ya, 35 lira mı, o civarda bir ürün. Yani bana çok fazla geldi. Bu da 100 ml'lik bir ürün. Ve bir başka çok denemek istediğim marka Catrice'di. Catrice'den hiçbir ürün almadım Türkiye'ye gelelim. Catrice'de indirim yoktu maalesef ama ben hazır Rossmann'a girmişken bu Primind Fine Smoothing Refiner for Visible Pores and Lines çizgi ve gözenekleri invisible, görünmez kılan bu bazından, primerından aldım makyaj için. Bunun fiyatı da 17,5 liraydı. Ve hemen concealer'lara geçelim. Ben Rivaldo Lupin bu Natural Touch Concealer'ının 01 numarası. Bu arada kullanmayı çok seviyorum. Çok mükemmel örtücülüğe sahip değil. Çok ince yapılı. Kapatıcılığı hafif. Ama böyle yüzünüze çok fazla ağırlık yapmayan, böyle gün içinde sizi rahatsız etmeyen bir yapısı olduğu için çok severek kullanıyorum. Ve bundan da bir adet hemen sepetime attım indirimdeyken. Bunun fiyatı da 4.19 liraydı. Dayanamadım yani bu fiyata görünce. Bir başka Rivaldo Loop kapatıcısı da bu Cover Stick'lerinden aldım. Bu 01 Scent rengiymiş. Daha önceden yine belki de sizin görmediğiniz videolarımdan birinde söylediğim bu stick concealer'lardan almıştım. Lakin rengi daha koyu, yani tenime uygulayabiliyordum. Böyle göz altlarımı uygulamak için de bir tanem benim aşkım. Çok az kaldı anneciğim, dayan biraz daha. Daha koyu rengiydi, onu işte tenimde kusurları kapatmak için kullanıyordum. Bir tane de açık rengini alıp göz altlarımda da uygulamak istedim. Gerçi diğerini de göz altlarımda uyguluyorum. Bir sakıncası var mı? Yok. Ama bu da indirimdeydi. Sepetime bunu da attım. Fiyatı da 5.39. Hangisi bilmiyorum ama yani işte. Bir tane kaş kalemi aldım. Yine Rivaldo Loop markasının. Üstündeki yazıları okumak çok zor. 02 Brown rengi. Bunun fırçası çok iyi gözükmüyor ama. Kaş kalemi, dediğim gibi kaş ürünlerini çok fazla bu aralar üzerine düşüyorum. Kaşlarım çok açık, çirkin olduğundan olsa gerek. Şöyle bir kalemini almış oldum. Bunun fiyatı 4.19. Ve aldığım bir başka ürün de otomatik lip liner'lardan. Numarası da 08 Cherry rengi. Ben daha önceden bu lip liner'lardan kullanmıştım. İki tane mi
civarında. 2 tane mi 3 tane mi? O civarda lip liner var. Fena değil, kullanılabilir. İndirimi de görünce kaçırmadım ve hemen sepetime attım. Bunun fiyatı da 2.99. Oh, anlat bitiremedim bugün. Biraz fazla birikmiş. Sanıyorsam ya da fazla alışveriş yapmışım. Bu da olabilir. Nut'un ojelerinden de denemek istiyordum. Çok beğeneni var. Şöyle bir ojesini aldım. Bunun numarası nerede yazar? On Dark Nude isimli şöyle bir ojesini aldım. Ben bu renkleri de çok fazla seviyorum kullanmayı. Bu arada sizin karşınıza da sürekli ojesiz tırnaklarla çıktığımın farkındayım. Ama şöyle bir açıklama yapayım. Saçma diyeceksiniz, umursamayacaksınız belki. Ama ben yine de açıklamamı yapayım diyorum. Ben çalışıyorum. Hafta sonları müsait oluyorum. Video çekmek için gün ışığından yararlanmam gerekiyor. Ama hafta sonları, yani pazar günü, hafta sonları dediğim pazar günü sadece video çekerek kullanabileceğim bir gün değil. Hem temizlik yapıp hem işte evle ilgilenip hem video çekeceğim bir gün. Yani ben biraz temizlik yapıyorum. Yorulduğumda da oturuyorum ve video çekiyorum. Tabii bu durumda temizlik yaparken ojeli tırnakların ne hale geldiğini eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Onun için bugünlerde tırnaklarım boş oluyor. Ve hemen devam ediyorum. Nut'un böyle bir ürününü aldım dedim. Aslında Nut'un almak istediğim çok fazla ürünü vardı. Ama yani para harca nereye kadar değil mi? Bu ojede 2.99. Ve çok sevdiğim pastelin Nude serisinden karamel rengini de aldım. Bende bunun iki rengi var. Gerçi ikisini de çok seviyorum diyemem. Kreme çalan bir renk var. Onun opaklığını da beğenmiyorum. Fırçası çok fazla iz yapıyor ama bone rengi, kemik rengi inanılmaz derecede. Sürekli tırnaklarımı onu sürmek istiyorum. Ve karamel de o renge yakın gayet güzel bir renk gibi geldi. En azından ötekine kardeş çıkar, alternatif çıkar diye hemen bu ojeyi de aldım. Bu ojenin fiyatı 3.19. Ve Rossmann'dan aldığım son ojede Rivalda Lupa ait bir oje. High Shine Nail Color demiş. 01 numaralı renk. Bunun aslına bakarsanız üzerinde yazmıyor ama bu arada yüksek parlama diyormuş burada, evet. Bunun üstünü okumayıp altta yazan yazıları karıştırmak ne kadar hezin oldu. Her neyse. Rivalda Lupa'nın bu minicik ojesi. Ne kadarlık ojesi? 501 bu arada numarası. 8 ml'lik bir ürün. Fiyatı da 2.99. Çok pahalı. Keşke bundan alacağımı Nut'tan almış olsaydım. Beğenmedim çünkü bunun opaklığını falan da. Her neyse, gerçi Nut'u beğenecek miyim o da belli değil. Kaç paranın üzerine çıkıncaydı hatırlamıyorum tam olarak kampanyayı. Ama Maybelline'in bu The Falsies Volume Express maskarası indirimdeydi. 10 liraya mı geliyordu bu? Normalde 22.99'muş. 13 lirasını düşmüş. İşte 9'u 10 liraya falan gelmiş oldu yani bana. Bunun da beğeneni çoktu. Ben de kullanmamıştım. Aldım ama dediğim gibi kesinlikle hemen açmamam lazım. Keza elimde çok fazla rimel oldu. Ve hemen geliyorum. Hemen dediğim son olarak Watsons alışverişime. Watsons'tan bu indirim zamanlarında özellikle gidiyorum. Gerçi normal zamanlarda da gidip bulamadığım bu neydi? Rimmel London. Rimmel London'ın kaş maskarası 2 numarası. Hiç mi olmaz arkadaş ya? Bir kere denk geldim. O da indirimde değil diye bırakmıştım ki ne kadar büyük bir gaflete düştüğümü anlatamam. Şu anda hiç bulamıyorum ve inanılmaz derecede muzdaribim bu konuda. Yok yani, indirim olsun olmasın standlarda o ürüne rastlamak mümkün değil. Bir de aynı şeyi aynı durumun söz konusu olduğu bir ürün daha var. O da Gratis'te Wet n Wild'ın Brulé rengi. Bilmiyorum ya arkadaşlar, kullanımdan mı kalktı? Üretmiyorlar mı? Ne oluyor bilmiyorum yani. Hiçbir zaman yok. Nude de yok ama nude elimde var. Ama şu Brulé'yi bir an önce bulmam lazım. Her neyse. Hemen Watsons alışverişime geçiyorum. Bu da bir kampanya vardı. 20 liranın üzerinde olanlara bu fiyatı iniyor falan filan, yarı yarıya iniyor dediler ama ben de bunun fiyatını 6 lira olarak gördüm. Dedim ki 3 liraya alayım. Ama meğerse indirilmiş fiyatı 6 liraymış. Almasam da olurmuş. Watsons'ın kendi ürünü Prestige Rose Hand Cream. Tabii ki kullanmadım. Belki de çok güzel bir üründür. Güllü bir el kremi. 60 ml'lik bir ürün. Dediğim gibi kaçtı? 5.99 muydu? 4 lira düşmüş. Evet, 5.99 fiyatı. Bu beyaz kapaklı Rimmel London'ın beyaz kapaklı fondöteninden daha önce almamıştım. Low Lasting Finish serisinin. Kırmızısını almıştım. Bunu da arıyordum sürekli. Uygun rengine denk gelmedi falan filan derken bir baktım. Ben 201 klasik bej rengini almışım. Halbuki bu benim tenime açık gelecek muhtemelen ama diğer fondötenlerle karıştırıp kullanacağım artık. Dediğim gibi indirim zamanları çıldırıyorum. Evet, çıldırıyorum.
Bu fondötenin fiyatı da 10.75'e geldi. Çok da uyguna denk geldi yani. Ve 2 adet bu birçok kişinin çok beğendiği ama artık tabii kullanmaktan bıkmıştır. Ben bir türlü denemeye fırsat bulamamıştım. Elimde her zaman çok fazla duş jeli olduğu için, indirimde farklı ürünler aldığım için buna bir türlü zaman ayıramamıştım. Şu küçük boyları Watsons'ta bir alana bir bedavaydı. Ben hemen almak istedim. Bu çikolata tutkusunu çok merak ediyordum. Kış geçmeden artık bundan alayım, kullanayım dedim. Ne kadarlık bir ürün? 250 ml'lik bir ürün. Ve buna eş olarak, yani onun bedavası olarak da vanilya aşkını aldım. Vanilya kokusuna bayılıyorum. Muhteşem bir koku ya. Bu arada bunun fiyatı da 8.99. İşte bir alana bir bedava olmuş oldu. Yani 8.99'a iki tane ürünüm olmuş oldu. Aldığım bir başka üründe bunun da metini duymuştum. Kapatıcı ihtiyacım dediğim gibi çok fazla oluyor. Bu Match Perfection serisinin kapatıcısı 010 Ivory rengini almışım. Göz altlarım için uygun kullanılabilir diye düşünüyorum. Testerları bile tükenmişti yani bu ürünlerin. Fiyatı da 10.75 efendim. Ve Watson's alışverişimin son ürünü. Ama yıldız ürünü. Bunu da uzun zamandır almayı erteliyordum. Pure Beauty serisinin CC kremi. Bu bendeki natural rengi. SPF 30 içeriyormuş bu arada. Uzun zamandır almayı hep erteliyordum. 40 ml'lik bir ürün. En sonunda dedim ki artık alayım. Yani niye bekliyorsun hala, niye bekliyorsun? Alayım dedim. %30 indirimi vardı. Ve arkadaşlar benim yapmış olduğum, şu an için yapmış olduğum yılbaşı alışverişi bu kadardır. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Artık klasik olarak beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, daha fazla video içinde kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın.